Sayın seyirciler, gelelim Karakış'la birlikte yaşanan elektrik kesintilerine. Hafta sonu İstanbul'dan Diyarbakır'a, Balıkesir'den Siirt'e kadar pek çok ilde elektrik kesintileri yaşandı. Türkiye genelindeki kesintiler devam edecek mi? Bu kesintiler neden kaynaklandı? Telefon hattımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız var. Sayın Bakan, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yurdun doğusundan batısına yaşandı bu kesintiler. Neden kaynaklandı? Şimdi bir kere mevsim şartları yaklaşık 5 ila 6 derece civarında normallerinden daha düşük seyrediyor ve ciddi bir doğalgaz talebi oluştu. Biz bugün Sayın Başbakanımız refakatle Antalya, şu anda Finike tarafındayız. Antalya'da son 7 gün içerisindeki elektrik talebi %25'ler civarında artmış. İstanbul'da ise %42'ler civarında 6 Aralık'tan sonra doğalgaz talebi artmış. Tabii ki şunu söylememiz lazım. Mısır'a son 122 yıldan bu tarafa ilk defa kar yağıyor. Ve atmosfer açık bir işletmedir diye bir ay önce de, iki hafta önce de, farklı zamanlarda hatırlarsanız zaman zaman arızalar olabileceğini de belirtmiştik. Ve şu anda bazı trafolardan, aşırı çekimlerden dolayı trafolarda patlamalar oldu. Ve genel manada şunu söylemem lazım. Bu kesintileri genelleştirmek doğru değil. Mesela bugün herhangi bir kesinti olmadı. Evet. Yalnızca işletmelerdeki arızalardan kaynaklanan sebepler yüzünden olabilir. Ama 1 milyon 100 bin kilometrelik bir iletim ve dağıtım hattından bahsediyoruz. Bakın, bunlar bugün en gelişmiş ülkeler de dahil. İsviçre, Mayıs ayında Stockholm'a giden tren hattının komple enerjisi kesildi. 7 saate yakın. Hollanda'da, yani televizyon yayın yaparken kesildi ve enerji veremediler. Ne zaman? Geçen ay. Yani bunlar Manhattan'da dahi olabiliyor, Moskova'da dahi olabiliyor. Bunun genel bir kriz meclisine haberleştirilmesini ben bir haksızlık olarak görürüm ve doğru bulmam. Çünkü lokal olan bazı hadiselerin tabii ki halkımızın, vatandaşımızın hak ettiği refah seviyesinden kesinlikle ödün vermeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz. Ama eğer bu ülkemizde vapur seferleri aksayabiliyorsa, Türk Hava Yolları'nın seferleri aksayabiliyorsa, okullar tatil olabiliyorsa, karayolları kapanabiliyorsa, zaman zaman da elektrik arızalarının olması muhtemeldir. Bütün ekip arkadaşlarımız şu anda Yurtsat'ında bu kış olumsuz hava şartlarında bunların giderilmesiyle alakalı da uğraşıyorlar. Ama bunu tekraren söylüyorum, genelleştirmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Sayın Bakan, bugün herhangi bir kesinti yaşanmadığını ifade ettiniz. Ağır kış koşullarına yeni girdik sayılır. Devam eder mi bu kesintiler? Devam etmesini öngörmüyoruz. Bununla alakalı tabii ki aynı anda, bakın, Türkiye'nin bir karakteristiği var. Mesela Eskişehir ilinde hem bakın sanayi şehridir, hem kendi içinde öğrenci faaliyetleri olan, öğrenci kapasitesi olan bir şehrimizdir. Yazın kullandığı doğalgazla kışın kullandığı doğalgaz arasında tam 22 kat fark vardır. 22 kat. Yani şu anda bunun en zirvesine çıkmış bulunuyoruz. O yüzden Türkiye'nin her tarafında şu anda hava sıcaklıklarının her tarafında düşüyor olması bu şeyi özellikle olumsuz hava şartlarını daha da fazla arttırmıştı enerji açısından baktığımızda. Ama bu vesileyle şunu söylemek isterim. Biz yerli kaynaklarla alakalı yatırımları yaparken hani HES'leri, hidroelektrik santralları, rüzgarları, güneşi, jeotermali ve birçok yerli kaynaklarımızı, yerli kömürlerimizi yaparken bazı arkadaşlarımız iyi niyetle de olsa karşı çıkıyorlar, değil mi? Ama bakın, ithal doğalgazın azaltılmasıyla alakalı gerekçelerimizin en temel sebeplerinden bir tanesi buydu. Biz dışa bağımlı olmadığımız kadar gelişiriz ve geliştiririz. Şu anda bizim bunlarla alakalı biz vatandaşımızdan bu manada inşallah daha olumlu ve yapıcı bir yaklaşım bekliyoruz. Özellikle iyi niyetle davranan çevreci arkadaşlarımıza da aynı şekilde hitap ederek söylüyorum. Bizim yerli kaynaklarımızı arttırıp ve bütün yerli kaynaklarımızla beraber Türkiye'nin
büyümesini, gelişmesini, ilerlemesini tahkim etmemiz, güçlendirmemiz gerekiyor. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza.